Sevgili seyirciler, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kurulan dev tematik akvaryumlar son yıllarda başlı başına bir turizm faaliyeti haline geldi. Özellikle çocukların su altı yaşamına dair pek çok sorusunu yanıtlayan bu akvaryumlardaki canlıları hayatta tutabilmek için perde arkasında yürütülen olağanüstü bir çaba var. İşte o çabayı TRT Haber ekibi el ayak çekildikten sonra başlayan o zorlu maratonu sizler için görüntüledi. Dünyanın en net suyu Antalya'daki dev akvaryumda. Binlerce su canlısına ev sahipliği yapan bu alanda balıkların hayatta kalması için hummalı bir çalışma var. Camların arkasındaki mesai haftanın 7 günü 24 saat aralıksız sürüyor. Bu mesainin dalgıçlar, akvaristler ve veterinerlerden oluşan kalabalık bir kadrosu var. Profesyonel dalgıçların gözü her an hassas deniz canlılarının üzerinde. Ana tankta balıklarımızı besliyoruz. Balıkların durumunu gözlemliyoruz. Durumların rahatsız olan balıklarımızı karantinamıza alıp tedavi olması için çıkartıyoruz. Ayrıca ana tankımızda bulunan dekorların bakımı, temizliğiyle ilgileniyoruz. Dalgıçlar en tehlikeli balık türleri dahil tüm canlılarla yakın bir bağ kurma gayretinde. Onların davranışını gözlemliyoruz. Ne gibi hareketler yapacağını sezmeye çalışıyoruz. Bir duygusal bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Benim ana tankta orfos balık türü var, canlı denizde. O benden başka hiçbirin başka dalgıçlardan yem almaz. Onunla bir duygusal bir bağımız söz konusu. Binlerce deniz canlısının beslenmesi için mutfakta yoğun bir çalışma yürütülüyor. Balıklar için hazırlanan yaş yemler ıskumru, sardalya, midye, karides ve kalamardan oluşuyor. Akvaryumdaki yaş yem tüketim miktarı ise aylık 1 tona kadar ulaşıyor. Balıkların sağlıklı beslenmesi için menüde farklı seçenekler de var. Daha çok protein ağırlıklı beslendiği için hayvanlar aynı zamanda sindirimleri de kolaylaşması adına bazı doğal takviyeler veriyoruz. Yani sebzeler, biber, kabak, sarımsak. Suyun sıcaklığı, sertliği ve temizliği de diğer önemli unsurlar. Suyun değerlerindeki değişiklikler hassas canlıların yaşamları açısından hayati öneme sahip. Öncelikle doğal en yakın filtrasyon sistemini baz alarak burada devam ediyoruz. Bu da ciddi giderlere neden oluyor doğal olarak. Kaliteli bir suyumuzun olması da canlı yaşam için çok önemli. 7,5 milyon litre suyun her damlasını kontrol altında tutmak ve sıcaklığı sabit tutmak akvaryumdaki yaşamın devamlılığı için şart. Antalya'daki tematik akvaryuma dünyanın dört bir yanından getirilen canlıların sayısı da sağlıklı koşullar sayesinde her geçen yıl artıyor. Dev akvaryum 10 binden fazla su canlısına ev sahipliği yapıyor. Balık sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Her yıl yaklaşık 150 balık bu akvaryumda dünyaya geliyor. 8 yıl önceki açılışından bu yana 5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan akvaryum, Antalya ve çevresindeki tarih turizminin önemli alternatiflerinden biri haline geldi.